Şimdi bakın öyle bir e, garip bir durumla karşı karşıyayız yine. Yani Erdoğan bunu kullandı. Bu çok açık dil suçmesi olduğu belli. Yani Mehmet Ali bir anda arada söylüyor yani ya refah yolu ben yıktım diyor aslında ana refah o. Çünkü e, o günleri tabii gençlerin çoğu hatırlamaz. Ben şöyle bir özetleyeyim. E, 95 seçimlerinden sonra her şey çok tuhaf bir şey oldu. E, Tansu Çillerle Mesut Yılmaz bir şeye giriştiler, iddialaşmaya. Kim geride kalırsa istifa etsin diye. Fakat öyle bir seçim sonucu çıktı ki ortaya. C Doğru Yol Partisi, yani Çiller'in partisi bir fazla aldı. Fakat e, Mesut Yılmaz'ın ana vatanı da bir yüzde bir fazla aldı. Şimdi manzara şöyle yani tamam az alan çıksın ama benim milletvekilim çok dedi Tansiçiller. Öbürü de dedi ki ya benim de dedi şeyim yani milletvekili bazen ama benim de oranım senden fazla. Böyle gitti. Şimdi hükümet bir türlü kurulamıyor. Ee, şey e, Mesut Yılmaz e, şeyle e, Refah'la yani Necmettin Erbakan'la kurmaya karar verdi. İşte kıyamet o zaman koptu. Çünkü Hatta şeyler yapıldı böyle e, maskeler yapıldı yani işte Mesut Yılmaz böyle atıyorsun atıyorsun altından böyle bir hani o eski yobaz bir şey çıkıyor falan. Yani dediler ki eğer Mesut Yılmaz kurarsa Türkiye tam gericiliğe teslim olur falan. Sonunda ben şey e, Tansu Çiller kurdu. Şimdi Tansu kurduğu zaman da kıyamet koptu ayrı. Ama bakın şimdi o zamanlar hep anlattım ben bunları bu 28 Şubat döneminde filan. Tansu Çiller'e hükümeti kurma cesareti veren dönemin askerleriydi. İsmail Hakkı Karadayı'ydı. Uludağ'da buluştular. Uludağ'da Meral Akşener'e söylenen şu. Daha önce şeye Yalı Berez'e söylüyorlar. Diyorlar ki bak söyle Tansu Hanım'a Mesut Yılmaz'a bırakmasın. Çünkü Mesut Yılmaz gelirse biz gericiliğin önüne geçemeyiz. Türkiye irticaya kayar. Tansu Hanım dengelesin. Önce geldi Yalı Merez onu anlattı. Ondan sonra Uludağ'a gitti. Bir tatil günüydü. E, Tansu ile eşiyle beraber işte Uludağ'a. O sırada orada askeri bir kamp vardır. Kayak kampı. Oraya da şey gelmiş. E, İsmail Hakkı Karaday'ı. Orada buluştular, konuştular. Söylenen şu. Diyorlar ki Mesut Yılmaz hükümeti kurarsa facia. Siz kurun. Bir, milli eğitimi. iki dışişleri bakanlığını. Üç, Milli savunmayı dört şeyi vermeyin. E, e, ekonomiyi. Tansiçiler de bu şartlarla oturdu Erbakan'la. Erbakan da bunları kabul etti. Hatta Tansu Hanım söyledi de Erbakan'a. Yani bak bu şey yani asker senin şeyle kurmanı istemiyor. Ben ne kurarsan ben de senin güvencen olurum. İşte benim Avrupa'da da kadın işte modern Türkiye bilmem ne falan filan işte böyle bir sürü şey. E, çok daha iyi olur dedi ve kuruldu. Şimdi Kurulduğu gün kıyamet koptu ama. O zaman işte havuz medyası, o zamanki kartel medyasıydı. Ee, o ana kadar işte Hürriyet grubu, işte Kara Mehmetler falan böyle bir sürü o zaman şeyler. Bir de Sabah grubu var, çok büyük. Ee, Sabah grubu hükümet kuruluncaya kadar, yani Tansu Çiller her bakanla anlaşıncaya kadar şeydeydi. Ee, Sabah grubu destekliyordu o zaman. Diğerleri de karşı çıkıyordu. Fakat Tansu Çiller Erbakan'la kurunca işte o zamanki TÜSİAD, MÜSİAD falan da böyle bastırdılar. Dediler ki ya bu kadın ne yapıyor kardeşim? Türkiye'nin imajı gitti, mahvolduk, bittik, öldük. Sabah grubu da karşıya geçince işte 28 Şubat süreci dediğimiz süreç başladı. Medyada sadece işte o dönemin gazetesi olarak Yeni Şafak e, Akit tabii zaten Akit hep şey e, ve Kanal 7 destekçi geri kalan bütün medya Refah Yol'un karşısında. Yapı böyle olmuştu. Sonra işte o 28 Şubat kararları, işte ondan sonra sürekli bastır bastır derken susurluk kazası, zaten susurluk kazası tuz biber oldu. Aslında susurluk kazasından e, hemen önce bir, e, bir dakika karanlık, aydınlık için bir dakika karanlık eylemi. Yani Refah Yol iktidarına karşı böyle bir kitlesel eylem. Gece işte saat 9 ışıklar kapanıyor, açılıyor, kapanıyor, açılıyor filan. Fakat susurluk kazası olunca iş yön değiştirdi. İşte Susurlukla birlikte olay aldı, yürüdü. Sonunda Erbakan dayanamadı. Tansu erken dönüşüme karar verdiler. Çünkü o hükümet şöyle kurulmuştu. Yani iki yıl Erbakan, iki yıl Tansu Çiller başbakanlık yapacak. Yani dönüşümlü başbakanlıktı. Fakat dışarıdan da gelen telkinlerle filan Erbakan dedi ki yani az Alerji Refah Partisi'nin başbakanlığı Tansu Hanım'a devredelim dedi, kabul etti. Tansu Demirel'e gitti şey Erbakan dedi ki ben hükümetin istifasını sunuyorum. Yerime Tansu Çiller. Fakat Demirel işte orada tarihi bir olaydır. Demirel dedi ki arkadaş burası Çankaya Noterliği değil. sen görevi iade ettiysen yenisini ben veririm. Ve o sırada kapıda beklemekte olan başbakanlığı almak üzere beklemekte olan Tansu Çiller hüsrana uğradı. Erbakan da başbakanlığı teslim ettiği için hüsrana uğradı. Gittiler Mesut Yılmaz'a verdiler. işte ondan sonra kargaşa margaşa derken işte buradan da AKP çıktı. Eğer Demirel'in o bütün tüsiyattı, sermayeydi, medyaydı o baskıları olmasaydı Çiller'e devretseydi Türkiye biraz daha sakinleşirdi. Ama AKP çıkmazdı. Onun üzerine intikam için bir defa de kapatma davası geldi. Kapatıldı. Hepsi tasfiye edildi. İşte onun yerine fazilet kuruldu. Arkasından bir de fazilet kapatıldı. Abi yani daha ne istiyorsunuz yani e, er, er, Erdoğan da arkadaşlar dedi biz gömlek değiştiriyoruz dedi. Gitti AKP'yi kurdu. Kalanlar Saadet'i kurdu. İkisi de parlamentoda ama. Yani çünkü bütün milletvekilleri atılmadı. 3-5 kişi gitti. Yasaklı oldu. E, Tayyip Erdoğan o sırada zaten yasaklı vaziyette ama partiyi kurdu. Ama 40-50 kadar refahtan daha doğrusu faziletten kalan Eski refahlılar AKP olarak grup oldular. 2002 seçimleri, 2002'de bir patırtı, bir gürültü, bütün partiler baraj altında kalınca buna geldik. Yani o günün özeti budur. Tabii şimdi Erdoğan böyle geçmişten kasetler filan söylüyor, güzel de. Ama kendilerine gelince, e bunları unutuyorlar. Şimdi bakın Tayyip Erdoğan'ın da çok kaseti var. Yani bugün dinlediğiniz zaman hadi ya nasıl der filan. Yani birkaç tanesini söyleyeyim hemen. Mesela İstanbul Sözleşmesi. E İstanbul Sözleşmesi'ni Erdoğan imzaladı. O sırada övdü. O sıradaki ne kadar sivil toplum kuruluşu varsa AKP'ye yakın hepsi bravo çok güzel sayın başkan harikasın dediler. Sonra bir gece vazgeçti. E onu öven konuşmaları var. LGBT hareketini öven konuşmaları var. Onlar da diyor olur mu diyor hepimizin vatandaşı onların da elbette hakları savunulacaktır diyor. Sonra ne bileyim Raip Bronson var. Kendi konuşması var. Ben görevde olduğunu söyleyeceğim. O rahip gidemez. Çünkü terörün tam göbeğinde dedi. Sonra Trump bir telefon etti. Kardeşim ver ver. Onu dedi. Verdi. Aynı şekilde gazeteci Deniz Yücel. Türk asıllı Alman gazeteci. Die Weltin muhabiri miydi? Neydi? O da tutukluydu gene bu darbe sonrası. Merkel dedi ki o benim adamım. Ver dedi. Önce ne dedi Tayyip Erdoğan? Bu can bu bedende oldukça o gazeteci gidemez dedi. Gitti. Onun da kayıtları var. Aynı şekilde İsrail'le ilgili ben Türkiye'nin yönetiminde olduğum sürece İsrail'le asla iyi ilişkiler kurulamaz dedi. Kaset ortada. Onu geçin. Süleyman Soylu'nun efendim şeyin e, Numan Kurtulmuş'un e, Devlet Bahçeli'nin ne kasetleri var? Yani geçmişi karıştırdığınız zaman bugün muhalif olanların fazla bir falsosu yok. Bütün falso zaten iktidarda. Onlar hep böyle bir öyle bir öyle bir öyle bir öyle gitmişler. Neyse durum bu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.